Hepinize merhaba arkadaşlar. Çöl Gülü hikayesinde Zeyn rotasıyla devam ediyoruz. Neredeyse Ağustos güncellemesi geldi ama hala Zeyn rotasını bitiremedik. O çölün gülüdür. Onun maskelerinin her biri gizli bir vaattir. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dikkat! Bu bölüm ölüm, şüpheli rıza ve fiziksel zararla ilgili açıklamalar içermektedir. Lütfen dikkatli okuyun. Alev, metal kokusu, keder. Bir zamanlar canlı olan meydan neye dönüştü? Asfaltın üzerinde yatan insanlar onu kendileriyle kapattılar. Her birinin kendi trajedileri, kendi hayalleri, kendi aşkları vardı. Ama her biri ölümünü burada, bu hasta şehirde buldu. Kötü ya da iyi, artık doğru ya da yanlış yoktu. Sadece ölüm vardı. Sanki yarı uykudaymış gibi çılgınca etrafına baktı. Panik onu sardı, buz gibi kucağında sıkıca kavradı. Bağırmak, arkana bak. Bir şeye tutunma umuduyla her yöne baktı. En azından biraz tanıdık, sakinleştirici bir şey. Ama bakışları düşmüş bir adamda durdu. Sonra bir başkasında ve bir başkasında. Başını sallayan Yasmin tırnaklarını acı verici bir şekilde avuçlarına batırdı. Bu onun kendine gelmesine biraz yardımcı oldu. Zeyn'in adamlarını bulmam ve çöle gitmem gerekiyor. Ama önce babamla konuşalım. Bu sefer konuşmanın babasının her zamanki gizemli sessizliği olmadan gerçekleşeceğini hissetti. Bacakları onu meydandan uzaklaştırsa da kalbi sevdiği kişinin peşine düştü. Gözleri aç gözlülükle koştu. Zeyn'i bulmaya çalışıyordu. Bu uzun süre devam edebilirdi ama... Buradasın. Sessiz sesinde o kadar çok yorgunluk, sevgi ve korku vardı ki. Sevdiği insanı kaybetme korkusu. Ve bir zamanlar güven dolu olan gözler şimdi korku ve acıyla bakıyordu. Evet. Elleri bir tabancayı tutuyordu. Her şey yolunda mı? Sesi kesiliyordu. Sanki artık nefes alamıyordu. Kız korkmuştu ve Zeyn de onun adına korkuyordu. Dehşet verici bir görüntü hala zihninde tutuyordu. Ölmekte olan İdris Salih. Ama Zeyn kendisiyle çok gurur duyuyordu. Küçümsediği adamı kurtardı. Kendi öfkesinin üstündeydi. Refleks olarak karısının elini tutan Zeyn onu adamlarının beklediği yere götürdü. Yolda aniden kendine özgü olmayan bir şekilde olan biteni anlatıyordu. Seninle gurur duyuyorum. İçten içe onu destekleyeceğini biliyordu ama yine de bu önemli sözleri duyduğuna sevinmişti. Zeyn, İdris'i kurtarabildiği için mutlu. Kutunun içinde ne olduğunu öğrendim. Sözcükler derin bir iç çekişle düştü. Kanımda gül serumu var, yanlışlıkla. Nefesinin daraldığını hissetti, titremeye başladı. Zeyn bunu zaten tahmin etmiş olsa da bunu duymak yine de canını yaktı. Ama duygularını gösteremiyordu, şüpheleriyle karısını üzmeyi göze alamazdı. Endişelenme. Kısa bir ifadeyle bu dünyanın tüm savunmasıydı. Zeyn bu kırılgan kızın kalkanıydı ve o da bunu biliyordu. Seni seviyorum. Kendiliğinden çıktı, aslında kaçarken. Seni seviyorum. Cevabı yine sessizdi. Önceki baskıdan yoksundu. Ama şimdi Yasmin her harfi özellikle keskin bir şekilde hissediyordu. İtirafı, her anlamı. Ve belki de özellikle istediği şeye başlamak için tüm bunları olabildiğince çabuk bitirmek istiyordu. Bunları derken keder ve üzüntü kastediliyordu. Arzu edilen aile hayatından hiçbir engel olmadan keyif almaktır. Zeyn şu anda karısına sokulmayı, sevgisini açık bir şekilde göstermeyi göze alamazdı. Bunu yaparak ona zarar vereceğinden ve insanlara bir sebep vereceğinden korkuyordu. Bu yüzden sessizce onu yönlendirmeye devam etti. Belki ve bu belki de diğer tüm eylemlerden daha duygusal bir şeydi. Tutkulu bir öpücük yerine el ele, sarılmak yerine kalbin çılgınca çarpması. Şimdi seni götüreceğim, biraz sonra geleceğim. Ama sakin ol. Avucunu daha da sıkı sıktı ve dudaklarıyla hafifçe yanağına dokundu. Tartışma lütfen, böyle olması gerekiyor.
Sessiz bir onay ama aynı zamanda tuhaf bir sakinlik. Zeyn karısını arabasına götürdü. Orada adamları, Cindy ve Caroline onu bekliyorlardı. Zeyn ile ilişkiniz önemli ölçüde gelişti. Sakinleşip Zeyn'in evine gitme zamanı geldi. Zamanında gelen Jaffar ve Sait de arabaya bindiler. Muhtemelen Carolina ve Cindy dışında herkes şimdi meydanda kalmak istiyordu. Yardım etmek, bir şekilde en azından bir şeyleri etkilemek için ama zaman kimseyi beklemez. Öfkeli bir kalabalığın içinden geçen en tehlikeli yol. Bir sürü huzursuz, kötü düşünce. Ve sonunda şimdi bir vaha olan görkemli malikane. Yasmin çöle gitmeden önce babasını görmeden edemedi. Kızın içinde artık kafa karışıklığı ve kırgınlık yoktu. Artık her şeyi biliyordu. Oturma odasında göz kapakları yarı kapalı, gururunun ve gücünün kalıntılarına tutunarak oturuyordu. Baba, buradayım, iyiyim. Gerçi ilk başta hiç iyi değildim. Monoton bir şekilde, bir robot gibi ona olan biten her şeyi anlattı. Ve deviler hakkında, çölgülü, kaçırılma. Kadir nefes almaya ve sessizliği bozmak için ağzını açmaya fırsat bulduğunda onu bir kez daha şaşkına çevirdi. Kutuyu aldım ve her şeyi biliyorum. Kızın sesini ve bu tür tehlikeli cümleleri duyar duymaz ürperdi. Ama her şeyi kontrol etme alışkanlığı kendini hissettirdi. Neredeyse kızının yanına koşacak olan Kadir ip gibi doğruldu. Ve sadece başını salladı. Ama şimdi gözlerinde kelimelerle ifade edilemeyecek bir şey vardı. Ve kız bunu hissetti. Ona bu kadar uzun süre eziyet eden gizemlerin daha fazlasını istemiyordu. Alaycı cümleler kurmak istemiyordu. Fazla dürüst, açık bir konuşma bekleniyordu. Karşısına oturdu. Birbirimize güvenmeyi öğrenemedik. Sesinde çok fazla acı vardı. Babayı suçlayan kıza benzemiyordu. Yapmalıydım ama yapamadım. Anlıyorum ama denemişsin gibi görünüyor. Zeyn'in evine giderken bazı olayları gerçeğe ulaşıncaya kadar kafasında tekrar tekrar canlandırdı. Düğünümden kısa bir süre önce anahtarı ofisinde bıraktın. Sana benzemiyor ama bana benziyor. Dayanamazdım. Kesinlikle oraya gidip bir şeyler bulmaya çalışırdım. İçten içe bir şeyler keşfedeceğini umuyordum. Çizimlerimi sakladığını fark edeceğim. Değil mi? Sakladım. Gülümsedi. Zayıf ama çok içten. Bu kızın tuhaf hissetmesine neden oldu. Kalbi acı ve sevgi karışımından sızlıyordu. Babası ona daha önce hiç böyle gülümsememişti. Böyle bir anı başka bir sözle bölmek yazık oldu. Ama hala sorular vardı. Baba, nasıl hissediyorsun? Bundan sonra sana ne olacak? Nasıl hissediyorsun? Bu artık sona erecek mi? Otivia'yı biliyorum, sana yardım etmeli. Ah benim huzursuz kızım. Doğru gözlemlediğin gibi, o virüsü kapmışsın, 80'lerin ilk versiyonunu. Bedevilerle irtibata geçtim, onlar da kendi yerel kaynatmalarını hazırladılar. Çölgülü diye bir şeyden haberim bile yoktu. Her şey hazır olunca hastaneye kaldırıldım, gizlice elimden geleni yaptım. Ama aynı gün, aynı saatte Sait bebeğe serum takılacaktı. Ölümcül bir hata. Kaderin oyununu hala kabullenememiş gibi başını eğdi. Başka çare yoktu biliyorsun. Otivia'ya rüşvet verdim. Onun da ailesi var. Benimle işbirliği yapması onun için daha karlı. Londra'ya giderdim ama beni orada bulacaklarından korkmuyor muydun? Orada arkadaşlarım var. Bir şekilde hallederler. Blackmore kendini bu şekilde ifşa etmezdi. Seferde her şeyi yapabilirdi. Peki Rabia, onu anlayamıyorum. Hatta onun için üzülüyorum. Onu anlayamıyorum. Rabia sanırım. O sana zarar vermek istemedi. Sadece seni etkisiz hale getirmek istedi. Ah, ama İdris bunu istiyordu. Bana baskı yaptı, benimle oynadı. Beni tuzağa düşürmesi onun için önemliydi. Bu yüzden yavaş yavaş Blackmore'un adamlarına sanki beni korkutuyormuş gibi bilgi veriyordu. Ama yine de benimle anlaşmayı sürdürüyordu. Son zamanlarda elleri tamamen çözüldü. Oğlu Murat ve İdris onu dinlemeye karar verdi. İdris elbette özel genlerine inanıyor. Ama aslında sadece paraya ve güce ihtiyacı var. Arazileri Blackmore'a satmak istiyordu. Brezilya'dan döndüğünde kızmıştım. Öte yandan Blackmore'un sana hemen zarar vermeyeceğini de anladım. Ancak hizmetçisi beni kaçırdı. Akif'in kendi inisiyatifiydi. Hava atmak için anladın sen onu. Ben elimden geleni yaptım. Hiçbir veri tabanında adın yoktu. İdris'in bütün emirlerini yerine getirdim. Gitmeni istedim.
Dayanamayan kız ona sımsıkı sarıldı. Kalbinin düzensiz ve hızlı attığını duydu. Parmaklarının kızın omuzlarını nasıl sıkıca kavradığını, gözyaşları davetsiz ama içten, kaotik yollarda yüzünden aşağı yuvarlandı. Böyle anları ne kadar özlemişti. Sarılmalar. Şimdi gerçekten ebeveyn sevgisinin tüm gücünü hissetti. Ve babanın fedakarlığı tüyler ürpertici derecede özverili bir şey gibi görünüyordu. Onun için ölmeye hazırdı. İdeallerine ihanet etti. Yasmin. Sesi zayıftı ama içinde bir tür güç çınlıyordu. Her şey için beni affet. Sadece bir cümle. Kısa ve öz. Biraz katı. Ama bir babanın evladına duyduğu muazzam, kör, unutulmaz sevgiyle dolu. Büyük ve korkunç dünyadan korumaya çok hevesli olduğu kızını, okyanusun dalgalarında sıçrayışını izlerken, ilk başta nazikti, Kadir onun boğulacağından korkuyordu. Ama ona yüzmeyi öğretmek yerine onu çekip soğuk sulara attı. Daha sonra yüzüne acımasızca tokat atanlar. Ölümünden zarar görmemesi için ondan uzaklaşmaya çalıştı. Sonuçta babası en başından beri onun için ölmeye hazırdı. Ve şimdi onun özür dilerim demesi en içten ve en samimi itirafıydı. Affediyorum. Uzun zaman önce affettim. Sen de beni affet. Ona tekrar sarıldı ama bu sefer daha güçlü. Ve şimdi en doğru şey gibi görünüyordu. Sanki olması gereken yerdeymiş gibi babasının hassas kucağında. Seni vazgeçirmeye hakkım yok ama gitmelisin. İtaatsizlik yolu. Çok geç. İtaatsiz isyancı. Bu şehre bir borcumuz var baba. İkimiz de ona çok fazla acı çektirdik. Hastalanmamı istemedin. Bu yüzden Sefer'in hastalanmasına izin verdin. Beni kederden ve kötülükten ne kadar kurtarmaya çalıştıysan da yine de etrafımı sardılar. Her şeyi bırakıp gidersem kalbimi boğacaklar, zehirleyecekler. Şu anda kanımdan bu kadar ihtiyaç duyulan şeyin olduğunu bilerek. Senin kanın sihirli değil. Ve sen bir peri değilsin. Her şeye kadir değilsin. İnsanları tek başına kurtaramazsın. Anlıyorum. Ama bir miktar bağış yaparak doktorlara gelecekte bir şeyler bulacaklarına dair umut verebilirim. Hoşuna gitmeyen cevabı kabullenmeye çalışarak derin bir iç çekti. Kutu şimdi nerede? Ah, her şey kontrol altında. Merak etme. Her şey kontrol altında. Boş olanı arabada bıraktım ve bu. Ceplerinden notlar çıkardı. Şimdilik bende. Daha sonra muhtemelen her şeyi yok edeceğim. Cevapları Kadir'i tedirgin etti ama bu beklenen bir şeydi. Kız artık onun kararlarına katlanamayacaktı. Gitmem gerek. Fikrini değiştiremem ama bilmeni istiyorum. Seni seviyorum kızım. Seni hep sevdim ve hep seveceğim. Tekrar ona uzandı ve olabildiğince sıkıca sarıldı. Sanki bu kadar sarılmayı ona borçlu olduğunu anlamış ve bunu gerçekten istiyordu. Ben de seni seviyorum ve benim için her şeyi feda ettiğini biliyorum. İşte ben böyleyim. Senin ve annemin adalet arzusu. Elinizden geldiğince yardım etme arzusu bende birleşti. Biraz çarpık ama yine de. Sesi çok titriyordu ve yaklaşan gözyaşlarının yavaş yavaş görüşünü bulanıklaştırmaya başladığını hissetti. Anlıyordu. Ağlasa babasının kalbini daha çok kırardı. Mutlu son umuduyla vedalaşmayı trajik bir olaya dönüştürmek istemeyerek odadan çıktı. Babanı affettin. Ruhun hafifledi. Bir süre sonra Bedevi Badi'nin beklediği sahra gezisi için her şey hazırdı. Yasmin endişeliydi, sadece bilinmeyen yüzünden değil. Herkes hazır olmadığı için. Ayrıca Züleyka'ya veda etmeden edemiyordu. Böyle bir zamanda ondan tekrar ayrılmak benim için zor olacak. Ama bir gün bunun olması gerekiyordu. Züleyka Zeyn'in evinde kendini pek rahat hissetmiyordu. Bu anlaşılabilir bir durum. Erkeklerin hatası yüzünden başına gelen her şeye rağmen onlara hala saygılı davrandı. Rahat duramıyorsun. Yüzündeki ifade kasvetliydi. Ama kadının kendisinin çok heyecanlı olduğu belliydi. Gözleri ileri geri geziniyor ve elleri her seferinde bir şeyler yolunda gitmediğinde kurcaladığı türbana uzanıyordu. Şu anda gerçekten başka seçeneğim yok. Nedenmiş o? Elbette tahmin ediyordu ama yine de cevabı duymak istiyordu. Ona her şeyi olduğu gibi anlatırsam belki sonunda kendimi daha iyi hissederim. Ücretli bir seçim Züleyka ile ilişkinizi geliştirecek ve istatistik kazanmanı sağlayacaktır. Şimdi her şeyi anlayacaksın. Bunca zaman babam benim için her şeyini feda etti. Şehirde dahil. Çöl gülü serumu yanlışlıkla kanıma karıştı. Ve hikayesine devam etti.
Züleyka'nın gözleri kocaman oldu ve ağzı şaşkınlıkla açıldı. Göz bebekleri odanın lambalarını yansıtıyordu ve aynı zamanda endişe ve sıkıntıyı da yansıtıyordu. Lütfen öyle bakma, kötü bir şey olmadı. Annesinin yerini alan ona yine yalan söyledi. Ama bütün çocuklar bunu zaman zaman yapar değil mi? Sevdiği insanı üzmemek için gerçeği saklıyorlar mı yoksa olumlu bir şekilde mi sunuyorlar? Ah, onun fincanında. Ve şimdi kalbi daha da çarpıyordu. Rabbe güvenmeye ve günahlardan dolayı kendini azarlamaya alışkın olan kadının dudaklarını ısırdı. Neden falına baktı? Neden? Ya bu zaten zor bir kadere gölge düşürürse? Ama sessizce kendi kendine bir dua okudu. Hem kendisini hem de kızı affetmesi için yalvardı. Ve aynı zamanda kızın hayatının kahvedeki hafif köpük gibi sakin olmasını umuyordu. Ah, Kadir Bey'e sormalıydım. Hayır, o söylemezdi. Geçmişi kurcalamaya gerek yok. O söylemezdi. Bunca zaman bana söylemediğin gibi. Züleyka sadece başını salladı. Ve kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye sonra kızın omuzlarını yakaladı. Bu gözlerinin önünde bir yetişkine dönüşen, savunmasız bir kalbi olan yaramaz kızı tutmak için umutsuz bir girişimdi. Ama tuhaf hikayelere girme yeteneğini hala kaybetmemiş. Sanırım bu kaderdi, bu onun kaderiydi. Ama bu Züleyka'yı daha iyi hissettirdi mi? Çevremizdeki dünya ne kadar karanlık olursa olsun, ışık görme umuduyla pencereden dışarı bakıyoruz. Ayın titreşmesini veya lambaların yansımasını, siyah gölgeler bizi korkutuyor ve parlak bir şeye uzanıyoruz. Ve her seferinde hayatın bize özel bir şey verdiği zaman. Özel biri. Hayatımın en zor zamanında geldin, dikenle. Sert çiçek açtın ve beni rahatsız ettin. Yüzümün kızarmasına ve solgunlaşmasına neden oldun. Ama sana sahip olduğum için bir an bile pişman olmadım. Bana emanet edilen çiçek. Her zaman olduğu gibi geri döneceğini bilerek gitmene de izin veriyorum. Ve her zaman dualarımda olacağını bilerek gideceksin. Ay, Züleyka çok iyi bir kadın. Yasmin boynunda ıslak bir gözyaşı izi bırakarak ona sarıldı. Yakında. Ayın aydınlattığı koyu renkli kumlar bir işaret gibi görünüyordu. Su sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Salon sessizdi ama insanların çığlıkları hala kulaklarındaydı. Yasmin yolculuğa henüz katılmamış olanları, yanında olan sevdiklerini düşünmek istedi. Babasını, Züleyka'yı, tüm dünya hakkında. Ama yapamadı. Korku onu kısıtlıyor ve onu katı varsayımların kölesi yapıyordu. Blackmore nerede? Heyeti nerede? Akif beni çölde nasıl buldu? Kız dikkatini dağıtmak için bakışlarını alışılmadık evcil hayvanına çevirdi. Yılan büyüktü ama arabanın genişliği herkesin rahat etmesini sağlıyordu. Ay, bu hikayedeki şeyim. Neden tıslayıp duruyorsun canım? Karnı acıkmıştır. Sürüngen sessizdi ama kız kendi gözlerinde gördüğünü onun gözlerinde de gördü. Her ikisi de kendini yanlış ve kısıtlanmış hissediyordu. Sanki gönüllü olarak kendilerinin bir deneyin parçası olmasına izin... Parçası olmalarına izin vermiş gibiydiler. Daha doğrusu yılanın prensipte başka seçeneği yoktu. Kimsenin yoktu. Böyle olmalı. Böylesi daha iyi. Nasıl olsa beni bulacaklardı. Meydanda bir yerde. Fırtınada ya da yolda ölecektim. Sorular düşmeye ve acımasız cevaplarla parçalanmaya hazır hançerler gibi havada asılı duruyordu. Ama yol sakinleşiyordu. Düşünceler gibi. Arkadaşlarını düşün. Avuçlarında olan, çoktan soğumuş kumu hatırladı. Mustafa'nın neşeli kahkahası ve Zeyn'in sessiz sitemi. Yani eski günlerdeki gibi birbirimizden kaçalım mı? Jack güldü ve bu fikri coşkuyla kabul etti. O ve Mustafa yaramaz çocuklar gibi her yöne koştular. Zeyn sırıttı ama bir saniye sonra sanki suçluyormuş gibi kaşını sertçe kaldırdı. Zeyn Bey, böyle mi oturacaksınız? Hadi kalkın, spor yapmak iyi gelir, kan aksın. Özellikle benim yaşımda. Mustafa bir an tereddüt etti. Zeynep böyle bir tepki beklemiyordu. Görünen o ki sizi kovalamadan yakalayabilirim. Bay Zeyn, sizinle rekabet etmenin hiçbir faydası yok. Bunu zaten anlıyoruz. Ama eminim kaykayın üzerinde duramazsınız. Bu biraz fazla oldu. Sırtım ağrıyacak. Ve sinsice göz kırptı. Cindy güldü ama kendinden emin olmaya çalıştı. Ancak Mustafa'nın dikkatli bakışlarından saklanmak mümkün değildi. Model Hanım, kalk hadi kumların üzerinde yürü. Zayıf olduğumu mu düşünüyorsun?
Onu omzundan döktü ve uzattığı avucuna küçük bir sürahi koyarak onu düşürmeden veya dengesini kaybetmeden onunla yürüdü. Seyirciler alkışladı ve Cindy cilveli bir şekilde eğildi. Çadırdan çıkan Maddie sessizce Jafar'a yaklaştı ve avucuyla gözlerini kapattı. Bil bakalım kim? Jafar bir şeyler mırıldandı ama yine de oyuna devam etmeye karar verdi. Sihirli lambası olan tüccar. Hadi ama nerede benim üç dileğim? İnkar etmeye başlayacağını umuyordum. Görünüşe göre Sait de senin marka şikayetlerini duymayı bekliyordu. Bu sefer Jafar alaycı olmaya çalıştı. Çadırların yakınında bir yerlerde düşünceli bir şekilde dolaşan Carolina dışında herkes güldü. Adil kendi düşüncelerindeydi, uzaklarda bir yerde. Şimdi doğulu bir bilgeye benziyordu. Akraba olduklarını herkese açıklamak istemeyen Jack, abisine bir şaka yapmaya karar verdi. Bir avuç kum alıp bedeviye fırlatmaya çalıştı ama... Sadıkla ve tehditkar bir şekilde küçük kardeşe doğru ilerledi. Böyle bir koruma varken hiçbir düşman korkmaz. Söyledikleri boşuna değil. Hayvanlar, insanlardan onlarca kat daha sadıktır. Bu yüzden bu kadar değerliler. Ah şu deve bir bakışla aşağılayabilir. Bir daha yanına oturmayacağım. O tehditkar gözler. O şeytani şey daha yakına oturmaya çağırıyor. Tükürmek için. Ve yine kahkahalar, yine şakalar. Rüzgarın hışırtısı hem ninni hem de aşka dair lirik bir melodiydi. Bu an insan kaderlerinden, dokunuşlarından, hayallerinden örülmüş bu yıldızlı çöl gökyüzü. Yasmin ısınmış ama yine de temiz havayı içine çekti. Her şey güzeldi. Şimdi hayat açıkça kızı seviyordu ve o da karşılık verdi. Karakterlerle olan dostluğun gelişti. Ve düşünceler, hayatın kendisi biraz sakinleşmesine yardımcı oldu. Yeni, çok canlı duygular verene kadar. Sanırım araba durdu. Kendimiz gitmek zorundayız. Buradan nereye gideceğimizi aşağı yukarı biliyor muyuz? Biz hayır ama... Nihayet. Akram, ah Tanrı'ya şükür. Ama bizi nasıl buldun? Erkek aniden güldü. Ben değil, o. Gururla yakınlarda duran deveyi işaret etti. Başka bir deve dedektifi daha mı? Belki ama cidden anlaşmamızı hatırladım. Gelmediniz, ben de sizi yakalayabilirim umuduyla size doğru ilerlemeye karar verdim. Görünüşe göre boşuna değil. Boşuna değil. Daha eşlik eden Akram gezginleri birkaç deveyle daha tanıştırdı. Çölün gemileri hizmetinizde. Grup diğerleriniz kesinlikle zamanında ve sağ salim varacağını umarak yola çıktılar. Akram'la oraya ulaşmak daha kolay. Diğer kahramanları da izlemen gerekiyor. İstatistik alabilirsin. Şiddetli ve sert bir rüzgar ikilinin şu anda içinde bulunduğu bahçenin huzurunu bozdu. Bir kız ve doğmamış bir çocuk. Elleriyle yüzünü kapatan Jerry ağladı. Gözlerinin önünde hem memleketi hem de kendi dünyası yıkıldı. Onun icat ettiği üç kişilik dünya. O, kocası ve çocuğu. Kız kardeşim, kız lanetli mavili giyilmiş kardeşinin bahçede olduğunu fark etmedi bile. Onun gözlerinin içine bakmaktan ya da en azından bir şey söylemekten utanıyordu. Onu korumadı, kurtarmadı, kocasını kardeşine karşı yaptığı korkunç davranışlardan vazgeçirmeye çalışmadı. Ailesinin yok edilişini sessizce izledi. Bunu hak ettiğini, Murad'ın böyle biri olmadığını düşündü. Tatlım, anlaşmayı başardım. Zeynin adamlarından biri tarafından şehirden çıkarılacaksın. Ve Casablanca'ya götürüleceksin. Kaçabilirsin, yapabilirsiniz. Sevgiyle karnına baktı. Peki ya sen, baba, anne, Amira? İyi olacağız, merak etme. Daha sonra Londra'da buluşuruz. Affet beni. Kendini onun omzuna bastırarak şevkle burnunu çekti. Bakışları gözyaşlarından o kadar bulanıktı ki aslında kardeşini göremiyordu. Sadece mavi, bulanık bir nokta. Haklıydın, seni dinlemeliydim. Ağlamaya başladı ama kendini toparlayacak gücü buldu. İdris ben doğum yaptıktan sonra bebeği almak ve sonra beni öldürmek istedi. Şans eseri öğrendim. Daha da yüksek sesle gözyaşlarına boğuldu. Mustafa nedenini anladı. Kız kardeşinin kalbi kırılmıştı. Aklını çelen, onu yanlış aşkla zehirleyen zalim onu terk etmişti. Babasının böyle bir şey düşünmesine izin vermişti. Şimdi her şey farklı olacak. Canları cehenneme,
Her şeyin hesabını verecekler. Bu arada acele etmeliyiz. Şehirde durum hiç iyi değil. Hadi gidelim. Korkmuş hizmetçi aniden bahçeye koştu. Efendim, efendim, sanırım arabalar geliyor. Pahalılar. Arka kapıya. Murat yataktan bile her şeyi kontrol ediyor. Arıyor. Aldatarak kaçtım. İdris beni Zeyn'le buluşmaya götürmek istedi. Onu bir yere çağırdı. Sonunda aldı. Bana sessizce oturmamı söyledi. İki sokak ötede durduk. Arabadan tek başına indi. İki adam onu takip ediyordu. Ben şoförün yanında kaldım. İdris o kadar heyecanlıydı ki beni hiç düşünmedi. Peki sonra? Çok konuşuyordu. Her cümlenin onları zalime yaklaştıracağından korkuyordu. Sonra başımın döndüğünü, kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Acıdan bahsettim. Sürücü korktu ve su almaya gitti. Kapıları kapatmadı. Unuttu. Ben de kaçtım. Bravo. Tamam, acele et. Bunu kendimiz çözeceğiz. Mustafa kız kardeşini başka bir çıkıştan çıkarıp onunla vedalaştı. Ruhu sakinleşti. En azından. Jerry güvende olacak. Araba pahalı bir yabancı araba değildi. Sıradan bir kamyondu. Buna kimse dokunamayacak. Farida, yardımın için teşekkürler. Farida'nın yardımıyla Jerry şehri sağ salim terk edecek. Başka göreceğimiz var mı? Meydan hala gürlüyordu ve giderek daha fazla kanlı ceset asfalta düşüyordu. Polis ve mevcut hükümetin destekçileri sırtlanlar gibi korkakça ortadan kayboldular. Ya korkuyorlardı ya da bekliyorlardı. Adil tanıdıkları ve yakınları olmadan yalnız kaldı. Mustafa kız kardeşini kurtarmak için acele etti. Madi ise Ali'ye yardım etmek için çöle gitti. Kötü düşünceleri uzaklaştıran Adil kalabalığın kendisini takip eden kısmına döndü. Kanlı, yorgun ama kırılmamış. Dinleyin, sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Sizinle gurur duyuyorum, her birinizle. Sizin isyankar kalpleriniz bu şehre daha iyi bir yer yapıyor. Ona farklı şekillerde sessizce teşekkür ettiler ama birlik içinde görünüyorlardı. Ve şimdi sesleri yol gösterecek bir koro gibi duyuluyordu. Adil kendisi hakkındaki gerçeği onlara açıklamaya karar verdi. Bir zamanlar bu küçük kasabada kendimi yabancı gibi hissettim. Unutulmuş ve kaybolmuş burada bir yuva buldum. Sefer'le birlikte hastalandım, iyileştim, sevdim, nefret ettim. Her birinizin kalbi ruhumda yankılanıyor. Şimdi yolculuğum sizinle devam etmemeli. Sizi yanımda çağıramam ama geri dönüp birlikte başladığımız şeyi bitireceğinize söz veriyorum. Ve şimdi kalabalık alkışladı. İnsanlar her kelimeyi dinlediler. Onun içinde ismin ve kendi sınırlarından vazgeçmenin sembolü olan beyaz ata binen Adil meydandan uzaklaşmaya karar verdi. Ölüm kokan bir yerden. Siz, dikkatli bir kişi Zeyn'in bakışlarındaki çok iyi gizlenmiş saygıyı fark edebilirdi. Hala burada olduğunuzu bilmiyordum Zeyn Bey. Rejim düşebilir. İdris Saleh neredeyse ölüyordu. Onu kurtardınız mı? Onun gibi bir şey. Onun çöl yakınındaki evime götürülmesini emrettim. Büyük Saleh'le daha sonra ilgileneceğiz. Çöle mi gidiyorsunuz? Bence öyle. Evet ama önce. Son zamanlarda aklına gelenleri dile getirmeye değer mi diye düşünüyordu. Ne? Yardım etmek istiyorum. Kime? Size, daha doğrusu Züleyka ve Kadir Bey'in evinizde olduklarını biliyorum. Eviniz kesinlikle güvenli ama yine de şu anda bir güvenlik kalesi değil. Madiden yolumuzu kesmesini ve onları babamın evine götürmesini isteyebilirim. Sahra'nın başka bir yerinde, şu anda en güvenli yer orası. Yanlış sessizliğin ardından Zeyn kısa ve öz bir şekilde yanıt verdi. Tamam. Adile nasıl davranırsa davransın Zeyn hala her şeyden önce karı düşün. Karı derken karısının mı anlamında düşünüyordu. Şu ya da bu hareketin ona ne getireceğini. Adamlar birbirlerine tek kelime etmeden ilerlediler. Seçimlerin hikayeyi etkileyecek. Çöl yabancılara karşı her zaman acımasızdı. Onları dinlemek ya da duymak istemiyordu. Yolcuların çığlıkları rüzgara karıştı. Kum ağzına giriyordu. Buna hazır olmayanlara dikkat. Ama üçü de öyle görünüyordu. Biraz daha ve Buddy ile buluşacağız. Bugün her şeye karar verilecek. İngilizceyi o kadar iyi bilmiyorum ama bunu anladım. Neyse ki karmaşık metaforlar kullanmıyorsun. Konuşmalar, hep konuşmalar. Grup, bak zar zor yürüyor. Kız aniden utandı. Aslında yol boyunca zaten yeterince soru sormuştu. Özür dilerim. Sorun değil. Böyle gerçekten daha kolay.
Bu sefer ilk konuşan oldu. Artık ağzıma kum uçmuyor. Bu da iyi bir şey. Üçü de çok yorulmuştu ama dinlenmek için ne zamanları ne de hakları olduğunu fark ettiler. Çok az kaldı. Parlak yıldızlarla süslenmiş karanlık gökyüzü günün sıcaklığından veya pek de kibar olmayan çöl rüzgarından açıkça daha misafirperverdi. Recep aniden ortaya çıkan sessizliği bir şarkıyla sulandırmaya karar verdi. Şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şarkı. Kader bazen bana mutluluk vaat ediyor. Ama diğer insanlar gibi. Tutkularımın insafına kaldım. Bunu sonsuz bir koşuya dönüştürüyorum. Tamamen mutlu olma çabası, aşkı ve dostluğu bulmak için. Ya da belki sadece sabırlı olmak. Kader bir anne gibi mi destekliyor? Bu çok eski bir şarkı. Onu hatırladım. Tabii ki. Bir katliam olacak. Batı, doğuya karşı. Böyle anlarda yavaşlamak istersin. Hafızanda parlak bir şey bulmak için. Ben mutluluk hakkında şarkı söyledim ama senin ruhunda bir hüzün var. Sözlerin çok karmaşık kardeşim. Sanki ima ediyormuş gibi sinsice göz kırptı. Birileri var. Peki sizin için mutluluk nedir? Sanırım neredeyse geldik. Peki sizin için mutluluk nedir? Neden aniden böyle bir soru sorduğunu kendisi de bilmiyordu. Sessiz rüzgar. Grubun aynı sessiz cevabına karıştı. Özgürlük. Gözlerini kapattı. Sanki yüzünü açığa çıkarıyormuş gibi boynunu uzattı. Gecenin selamını yakalamak istedi. Aile mutluluktur. Bedevi yerleşim yerinde beklemesi gereken Amira'yı hatırladı. Kızını düşünüyordu. Sonunda onu nasıl alacakları ve daha sonra rejim düştüğünde yeni bir hayata başlayacakları hakkında. Aile. Senin için mutluluk nedir? Aynı. Aile ve özgürlük. Vay canına. Ve şimdi Jack abisini düşündü. Onun için asla korkmadı. En büyüğü her zaman bir destek oldu. Cesur ve özverili. Bir masal kahramanı gibi bir şey. En küçüğünü kurtarmak için her türlü beladan kurtulurdu. Jack içten içe her şey yoluna girdiğinde abisiyle birbirlerini yeniden bulacaklarına inanıyordu. Sanki bu uzun yıllar süren ayrılık hiç yaşanmamış gibi grup aniden ona tuhaf bir şekilde baktı. Ya hayranlıkla ya da sadece merakla. Ücretli seçim Jack ve grubun yakınlaşmasına yardımcı olacak. Olsunlar. Çok güzel gözleri vardı, mavi, Jack'in annesininki gibi. Grup cesurdu, tüm yolculuk boyunca şikayet etmedi, yardım etmeye çalıştı, savaşçı biriydi. Neye bakıyorsun? Senden örnek alıyorum. Onun ve kızın gözlerinde şeytanlar dans ediyordu. Bir avuç kum aldı ve tehditkar bir şekilde avucunun içinde sıktı. Ne yapıyorsunuz burada? Ay sen de bir şeyi bölme ya. Hayat. Yani ben de ona kiminle uğraştığını hatırlatıyorum. Jack güldü ve nazikçe onun omzuna dokundu. Kişisel sınırları ihlal ettiğim için elimi keseceksin ama hançerin senin kim olduğunu unutmama izin vermiyor. Keseceğim. Gelecekteki kocamdan başka kimsenin bana dokunmaya hakkı yok. Jack de buna niyetli herhalde. Jack ellerini dua eder gibi kavuşturdu ve özür dilemeye başladı. Dürtü samimiydi. Sempati de öyle. Görünüşe göre grup bu ailenin erkekleri konusunda zayıf. Önce en büyüğü, şimdi de en küçüğüyle garip şeyler oluyor. Yani çekiliyor demek ki. Derin ve sessiz gece birkaç saat önce çöktü. Ama çölün kalbinde zaman durmuştu. Sanki hep böyleymiş gibi. Gözlerimin önündeki manzara korkutucuydu. Hainler. Buddy nerede? Neler oluyor? Alevlerin parlak ışıkları uçsuz bucaksız yeryüzünü sarmıştı. Bu ne? Bir yerleşim yerine ateşe mi verdi? Bedeviler her yere dağıldılar. Dışarıdan bakıldığında kanatları yanmış kuşlara benziyorlardı. Bunlar sadece Bedevi Vadi'nin yerleşim yeri değil, diğerleri de. Bazıları açıkça enfekte olmuştu. Karakteristik döküntü, boğucu öksürük. Hainler. Kumun üzerine düşerek gelen yabancıları işaret etmeye devam etti. Sanki Adil'e bu şekilde hitap ediyor. Onu kendi tarafına çekmek istiyormuş gibi. Jack nerede? Mustafa ve Maddie olup biteni anlamaya çalışırken o da gözleriyle kardeşini aradı. Tuzağa düşürüldük. Birisi insanları zehirledi ve çadırları ateşe verdi. Geçmişte Blackmore'a güvenmedin. Bu yüzden neyin ne olduğunu hemen anladın. Bedevilerin arasında bir hain var. Şu anda uzun konuşmaların sırası olmadığını çok iyi bildiği için bağırıp çağırdı. Çölde kaçırıldım. Kaybolmanın kolay olduğu bir yer ama hayırsever beni buldu. Birileri kendilerine karşı oynuyor. Peki bunu onlara nasıl açıklayacağız? Koşmaya devam eden bedevileri işaret etti.
Çoğu yaralılara yardım etmeye ve yangını söndürmeye çalışıyordu ama bazıları farklı davranıyordu. Durun. Sonunda öfkeli göçebelerle çevrili küçük kardeşini gördü. Grup ve Rajab bir palmiye ağacına bağlanmıştı. Sizi dinlemek istemiyoruz. Sen Adil, seçim yapmak zorundasın. Yasmin Adil'in koşturduğunu gördü. Sevdiklerine yardım etmek istiyordu. Ama aile gibi gördüğü insanlara saldıramazdı. En azından bir şeyler yapmalıyım. Göçebelere hitap etmek. Lütfen dinleyin. Biz ve siz kandırılıyoruz. Topraklarımıza ihtiyacı olan bir hayırsever. Daha doğrusunu yanlış yerde okudum. Bana ihtiyacı var. Daha doğrusu kanıma. Sen deli misin? Neden yapsınlar ki? Gerçeği bilmeleri gerekiyor. Benim için her şeyini feda eden Kadir El-Aziz'in kızıyım. Benden nefret etme hakkınız var. Ama ben aynı zamanda başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan bir kadının kızıyım. Sizinle, bizimle oynuyorlar. Biz size ihanet etmedik. İsyancı rolü. Yolu, rolü değil. Ve ben sizinle birlikte savaşmaya hazırım. İsyancıyla birlikte. Adil ona endişeyle baktı ama o devam etti. Lütfen inanın. Sesinde bir hüzün vardı ama daha fazla güven vardı. Göçebelerden bazıları ona öfkeyle baktı ama çoğu bu sözlere kulak verdi. Özellikle de yaralı ve zayıf ama yine de liderleri olan aniden söyledi. Seni hatırlıyorum çocuğum. Halkımın gözünün önünde kaçırıldın. Sana inanıyorum. Bu da diğerlerine benim örneğimi takip etmelerini söyleyeceğim anlamına geliyor. Bedeviler sana inanıyor. Korkunç bir uluma sessizliği böldü ve Yasmin, arabaların nasıl yaklaştığını ve silahlı insanların korkunç canavarlar gibi dışarı çıktığını fark etti. Sayıları çok fazlaydı ve bunların hem Salih hem de Blackmore'la bir ilgisi olduğu açıktı. Artık hiç şüphe yoktu. Bedeviler arasında düşman için çalışan bir hain vardı. Ne yapmalıyım? Ama çığlığı, silah sesleri ve küfürler arasında neredeyse kaybolmuştu. Mutsuz, hasta insanlar avlanan hayvanlar gibi ileri geri koşturuyordu. Ve her şeye hazır olan düşmanları gözlerinde aç gözlülükle bedevilere sanki canlı hedeflermiş gibi ateş ettiler. Sanki bize bilerek dokunmuyorlar. Bu şimdilik oynadıkları sürece. Çok sinirlendi ve kılıcını çekerek göçebelere katıldı. Artık onlara kimin ihanet ettiği, kara koyunun nerede saklandığı önemli değildi. Kendilerini korumak daha önemliydi. Haklısın. Birisi lambaları devirdi ve kasıtlı olarak çadırları ateşe vermeye başladı. Yangın hızla yayıldı. Sahra gerçek bir cehenneme dönüştü. Reanimasyon. Animasyon değil mi diyecektim ama devam etti. Bitti herhalde. Bu sefer gerçekten bitti. Yasmin nefretin ve aşağılamanın onu bunalttığını hissetti. Sonlardan birinin kilidini açtım. Ama yüreğin derinliklerinde daha çok umut ışığı vardı. Çok daha fazlası. Ve bu güç insan birliğinin gücü şimdi düşmanların üzerinde bir çığ gibi düşüyordu. Zaferlerine yürekten inananları kırmak imkansızdı. Yapabilirim. Biz yapabiliriz. Ağır kılıcını olabildiğince sert sallayarak bunu defalarca tekrarladı. Pek savaşçı değildi ama nasıl kurnaz olunacağını biliyordu. Bu yüzden rakiplerini çelme veya kum yardımıyla etkisiz hale getirmeyi başardı. Mustafa, arkada. Her yerden dost ve düşman bağırışları geliyordu. Cesetler kumun üzerine düşüyordu. Bu da kızın avuçlarını tırnaklarıyla kaşımasına neden oluyordu. Mücadele etmek, bir savaşçı olmaya çalışmak. Şimdi herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Beklenmedik bir şekilde yılan herkese yardım etti. Belli ki yorgundu. Bazı insanlara kızmıştı. Savaşa girdi. Dişlerini batırdı, ısırdı, boğdu.
Bunu zarif bir şekilde başardı. Hanımının müttefikleri sürüngene dokunmadı elbette. Düşmanları ise çok kötüydü. Biri bana bir yılanın beni koruyacağını söyleseydi. Sıra dışı evcil hayvan yardımcı oluyor. Kaydedilen aşama engeli kaldırılmıştır. Yılan gibi kurnaz. Yılanı kurtardın ve o da sana yardım etti. Yaklaşık bir saat geçti. Belki daha fazla, belki değil. Gittikçe daha az gücü kalıyordu. Kargaşa içinde kız faydalı olmaya çalıştı ve aradı birisini. Zeyn yakındaydı ve onu fark etti. Hiç tereddüt etmeden ona doğru ilerledi ama tam o sırada birisi yolunu kapatmaya çalıştı. Yasmin yorgunluktan nefesinin kesildiğini hissetti. Yere yığılacağım. Sonuçta o bir savaşçı değildi. Korktu, titriyordu, yoruldu. Her şeyden vazgeçmek istedi. Üzerinde bir adam figürü belirdi ve cellatı kılıcını kaldırmaya hazırdı. Hayatı sonlandırmak için. Zeyn'de gizli bir ateş yanıyordu. Çok öfkelendiğinde karanlık bir ateş. Bu çok şu anda geldi. Zeyn keskin bir hareketle sevgilisini öldürmek isteyen kişinin canını aldı. Sen. Her şey yolunda. Ben yanındayım. Onu öptü ve kendisine bastırdı. Kazandık. Ama bitkin kız artık bunu duymuyordu. Biraz nefes alabilirsin. Zaman artık durmuştu. Kaçacak başka yer yoktu. Sakin çölün ortasında insanın kaderinin fırtınaları dinmedi. Ve rüzgarın hışırtısına karışan sesler, çığlıklar, acı. Rüzgar sessiz ama zalim bir hakimdi. Neredeyse boğuluyordu. Vücudu ciğerlerini tükürmek istiyordu. Sarı, kırmızı, turuncu kum. Karanlık gökyüzü. Ayın gümüş diski. Bu gerçek miydi yoksa bir rüya mı? Yasmin... Tanıdık bir ses sersemlikten çıkarıyor, çağırıyor, harekete geçmeliyiz. Kız ayağa kalktığında arabaları fark etti. Bir sürü araba vardı, pahalı yabancı arabalar, temiz. Ve insanlar da temiz çıktılar. Ne yaptıklarını görmek için geldiler. Lanet olası Blackmore, her şeyi hazırlamayı başardı. Carolina'nın arabayı güvenle takip ettiğini fark etti. Her şeyin uzun zaman önce farkına varmış olan bedeviler birleştiler. Ve kederleriyle alay etmeye gelenleri hararetle karşıladılar. Aniden bir silah sesi duyuldu. İnsanlar canlandı ve saldırıya geçtiler. Yine kendi insanlarına bile. Ancak bu iktidardakilerin kurduğu bir tuzaktı. Yeni bir çatışma başladı. Ne kadar süreceği belli değildi. Bir süre sonra... Yasmin, Karo nerede? James'in peşinden gitmiş gibi görünüyor. Biliyordum. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Aksi halde kadın onu öldürecek. Ya onu öldürecek ya da her ikisi de ölecek. Ben bu kargaşa sırasında sana kutudan ve Carolina'dan bahsetmedim bile. Uzun zamandır varsayıyordum. Onunla konuşmamızı hatırladım. Geçmişteki seçimlerin sayesinde Jack Carolina'ya babasının günlüğünden bahsetti. Bu konuşma onun pek çok şeyi anlamasına yardımcı oldu. Tamam, erteleyecek zaman yok. Carolina'yı aramaya gidin. Burada kal, ben hallederim. Tepki vermeye bile fırsat bulamadan adam çoktan gözden kaybolmuştu. Ve gece çölü, sanki onun ortadan kaybolmasına yardım etmek istiyormuş gibi soğuk bir rüzgarı yardıma çağırdı. Jack Carolina'yı gördü. Gözleri acımasız bir ateşle parlıyordu. Yüzünde tuhaf bir sırıtış vardı. Hatta biraz çılgın. Caro, ne yapıyorsun? Blackmore kumun üzerinde doğal olmayan bir pozisyonda yatıyordu ve hırıltılı bir şekilde nefes alıyordu. Sen, o öldü mü? Daha öğlendi, ona zehir verdim. Anlamadı bile. Ya da belki anladı. Yasmin, o ve ben harabelerdeyken bir çeşit ilaçla karıştırmayı başardı. Murad'ın adamlarını ve yandaşlarını toplamak için. Öf. Hayırseverin yanındaki kuma tükürdü. O her şeyi hak ediyor. Sefil. Hayır, daha doğrusu fazla insancıl biriyim. Onu almalı, pan zehiri vermeli ve sonra diğer her şeyi onun üzerinde test etmeliyim. Bütün en çılgın icatlarımı. Karo, hayır, onun yüzünden ruhunu zehirlemene gerek yok. Onu duymadı, bir kadının artık ne olup bittiğinin farkına varamadığı o delilik aşamasına geldi. Ama tek bir şeyi istiyor, her şeyi yakıp kül etmek. Sen babam gibi değilsin.
Üzgün bir şekilde gülümsedi ve ona sımsıkı sarıldı. Ah, rahmetli babasına benzemiyordu. Görünüş olarak ona benzemesine ve iş sırasında tıpkı onun gibi ıslık çalmasına rağmen. Carolina bu ıslık sesinden her seferinde rahatsız oluyordu. Ona geçmişi hatırlatıyordu. Geri getiremeyeceği bir zamanı, çok sevdiği ama daha çok nefret ettiği adamı. Ve şimdi oğlu ona sarılıyordu, akıl hocası olarak, inandığı kişi olarak. Çaresizce, bilinçsizce James için panzehiri ona uzattı. Sırf senin ruhun benimki gibi zehirlenmesin diye. Benimki uzun zaman önce yandı. Carolina'yı kurtarmayı başardım. Büyük şeyler fedakarlıklarla doğar ve fedakarlık her zaman bir seçimdir. Geçmiş ve gelecek arasında, uzak ve yakın arasında. Bir zamanlar güzel bir kadın sevilemeyecek birine aşık oldu. Ve bu aşka sahip çıktı. Kuzeyin sakinlerinin güneşe sahip çıktığı gibi. Bir annenin çocuğuna en değerli hazinemizi sakladığımız gibi. Duyguları o kadar büyüktü ki kötü gözlerden korunmak için çok keskin dikenleri olan güzel bir çiçeğe dönüştü. Ve böylece çölün ortasında bir gül belirdi. Saf özverili aşk çiçeğe özel iyileştirici özellikler verdi. Kokusunun bile iyileştirebileceğine ve bir yaprağın bile inanılmaz şeyler yapabileceğine dair söylentiler var, söylentilere dair. Bu yüzden birçok gezgin onu ile geçirmek isteyerek delirdi. Bilmiyorlardı, anlamıyorlardı ki güç arzusu, açgözlülük, sahip olma arzusu, yok etme arzusu bu sevgi değildir. Çünkü gül aşkın yardımıyla doğdu. Bugün hala onu arıyorlar ama o bir serap gibi kayıp gidiyor. Ama diyorlar ki gül hala orada, aşkın gücüne ihanet etmeden doğru seçimi yapanı bekliyor. Arkadaşlarını sevmek, özel birini sevmek, yaşadığın yeri sevmek, kendini sevmek, gerçeğe olan sevgi. Dünyada kendilerini tanrı sanan insanlar olduğu sürece sahra ağlayacak. Kumları kızıla dönmeye devam edecek ve çöl gülü asla çiçek açmayacak. İnsan kalpleri genellikle efsaneleri takip eder ve bazen zihinleri bulandırarak onları kötü şeyler yapmaya iterler. Ama herkes kendi seçimini yapar, geçmişle gelecek arasında, küçük ile büyük arasında, çöl ile gül arasında. Herkesin kendi fedakarlığı var ama herkesin de kendi aşkı var. Hikaye henüz bitmedi. 12. bölümdeki son söz sizi bekliyor. Ve 11. bölümü böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Final bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.